İstanbul'da yaşayan Ali Saraçoğlu ailesinin geçimini kırmızı kamyonetiyle sağlıyordu. Ancak hırsızlar gözünün yaşına bakmadı. Ekmek teknesini saniyeler içinde çalıp canını yaktılar. Elinde kamyonetinin anahtarıyla kala kaldı. İşin daha da enteresanı, kanunları hiçe sayan hırsız trafik kurallarına son derece saygılıydı. Çalınan kamyonet aslında Ali amcanın her şeyiydi. Sadece eşya değil, yıllardır hayatın yükünü de taşıyordu. Ekmek teknesiydi. Ama vicdansızların umrunda bile olmadı. Başka bir kamyonetle sokağa gelen hırsızlar sanki kendi araçlarıymış kadar rahattı. Yaşlı adamın aracını çaldılar, götürdüler. Ekmek teknemizdi zaten yani. Bir şekilde gelip birileri alıp götürüyor kendi arabasıymış gibi. O yüzden üzgünüz. Bir bakıyorsun arabaya adam güzel çıkarıyor, bir de sinyal yakıyor yani. Namuslu hırsız. Öyle mi? Namuslu hırsız. Sinyali kullanıyor yani. Yaklaşık 8 bin lira değerindeki kamyonetinin yerinde yeller esiyor. Hırsızlar düz kontak yapıp götürdü. Geriye anahtarı kaldı. Anahtar bende. Araba benim geçim kaynağımdı. Bak mağdur kaldım. Bir yere gidemiyorum. Bir yere çıkamıyorum. Burası İstanbul Ataşehir Saraçoğlu ailesinin evinde 3 değişik açıyı gösteren bir kamera sistemi var. Hırsız ona rağmen evin önüne geldi. Aile evdeyken kamyoneti rahatlıkla çaldı. Beyaz yelek var üzerinde. Arabaya girmesi, çalıştırması kamerada yani tespit ettiğimize kadar yani 3 dakika sürmüyor. Ali Saraçoğlu geçim kaynağı olan kamyoneti her gün işten geldikten sonra evinin önündeki bu noktaya park ediyordu. O gün de gece geç saatlerde işten geldi. Yine kamyoneti buraya park etti. Fakat ondan birkaç dakika sonra gelen hırsız kamyonetin kapısını açtı ve onu götürmesi sadece 1-2 dakika sürdü. Maddi değerinden ziyade diyorum, bizim için manevi değer önemli. Evet. Ayrıca ekmek teknemizdi yani, o bizim, bilmiyorum ya, kapıda onun hala şu an boşluğunu hissediyoruz. Hırsız ceza kanununu çiğnedi ama trafik kurallarını çiğnemedi. Park yerinden nizami şekilde çıktı. Arabayı çalarken adalet kurallarına uymuyor ama sinyali yakarak çalma uyguluyor. Bir bakıyorsun arabaya adam güzel çıkarıyor, bir de sinyal yakıyor yani. Namuslu hırsız. Öyle mi? Namuslu hırsız. Sinyali kullanıyor yani. Elinde anahtarla kala kalan talihsiz adamın tek isteği bir an önce ekmek teknesine kavuşmak. Biz çok satma taraftarda değildik zaten. Gittiği yere kadar gitsin, bir babadan kalma bir şey olacaktı, o bize hatıra olacaktı.